İşe bak be. Bir de köyü bekleme çıktı başımıza. Sanki yapacak başka işimiz yok da. Tek ses yok be. Sence bu gece gelirler mi Tertip? Ne bileyim ben be. Geleceklerse gelirler. Bir de bunu mu düşüneceğim gece gece? Sen önüne bak. Aklıma olmadık şeyler geliyor Tertip. Ulan bu köy her fırsatta basılıyor. Daha geçenlerde mevzilere girdiler. Ben diyorum abi. Bu korucularda kesin bir pislik var. Ne zaman buraya gelse kokarcılar da burada bitiyor. Satıyorlar abi. Kesin satıyorlar. Bak göreceksin. Ne o lan? İzin vermedim diye mi bozuk atıyorsun? Aslanım, görevden dönelim göndereceğim. Amma uzattın ha. Nasıl yetişeceğim dönünce? Ulan bebeğim doğarken yanında olamayacağım iyi mi? Ulan yeter dedik be. İşe bak be. Bir de naz çekiyoruz burada. Şuna bak. Tavır yapıyor bizi. Sorarım lan ben sana. Şu telefonu bir gör. Bakalım böyle yapabilecek misin? Ama önce biraz sürünsün. Haberci. Haritayı getir. Al şunu yerde. Ver. Git bana çay kat gel. Aslanım. Emre karşılık ver. Öğretmediler mi sana? Emredersiniz komutanım. Hadi. Yürü. İşi zor bu çocuğun. Teğmen fena taktı. Yok be ya. Aslında çok seviyor. İzin vermedi ya. Tuna o yüzden tavır yapıyor komutana. Hani korucu gelecekti? Nerede kaldı? Bak diyorum, bu adamlar tekin değil. Sanki teröristlerle işbirliği içindeler. Sana kalsa buranın tavuğu horozu bile hain. Ne yani? Ben abartıyor muyum şimdi? Ya yok tam öyle değil de işte. Tamam be tamam. Ne haliniz varsa görün. Aha söylüyorum. Bu korucu hiç tekin değil. Göreceksin abi. Yakında çıkar kokusu. Geç kaldım be. Artık ara vermek lazım ama. Yoksa anlayacaklar. Benek Yaz. Aslanım nerede kaldın? Seni bekliyoruz. Yaz evden şimdi çıktım. Emanetin şarjını doldurdum. 15 dakikaya oradayım. Küçük bir işim vardı ama komutan. Önce onu halletmem gerek. Geleceğinden eminsen değil. Haber vermişseniz. Sonra gelmezse... Yok başkan. Dün gece iyice tembirlemişek. Birazdan gelir herhal. Nerede kaldı be o zaman? Sabaha kadar burada onu mu bekleyeceğiz? Yok başkan. Gelir. İsterse gelmesin. Ben dediğimi yaparım. Eskeri bu gece basacağım dediysem basarım. Sonu yok la bunun. Hayvanlar gibi oradan oraya gezip duruyor. Boştur bu iş. Artık yorulmuşum. Boşu boşuna ölmek istemiyorum. Bu gece askere teslim olacağım. Nerede kaldı lan bu? İşe bak. Çocuk bakıcılığı yapıyoruz. Ne o lan? Bize mi gittin? Altı üstü bir çay istedik lan.
Onu da yapamayacaksan ne işin var burada? Senin yapacağın iş bu kadar olur işte. Sen bir daha çay falan yapmazsın. Dürbünümü ver. Sen ne zamandır benim yanındasın? 3 aydır. 3 aydır değil aslanım. 3 aydır komutanım. Anladın mı? Anladım komutanım. Demek ki bu 3 ayda sana hiçbir şey öğretememişiz. Komutanım, yarın bebeğim doğacak. Bu zamana kadar hiçbir şey istemedim sizden. Doğumunda yanında olmak istiyorum o kadar. Yarın gönderseniz de yetişemeyeceğim artık. Ne sandın lan burayı? Babanın evi mi? Oğlum, kafana sok. Burada her istediğin an olmaz. Bekle dedim değil mi? Yarın kendi ellerimle bindireceğim seni helikoptere. Niye dinlemiyorsun ha? Yetişemeyeceğim komutanım. Bebeğimi kucağıma alamayacağım. Bana bak Tuna. Seni buraya gömerim. Benim emirlerimi bir daha sorgulama. Burası ne evine benzer... ...ne de ananın, karının sıcak kucağına benzer. Burada ben ne diyorsam o, anladın mı? Git dersem gidersin, kal dersem kalırsın. Amma büyüttüler ha. Bitmez artık bunun askerliği. Korucu sen de geleceksen gel be. Ne bu ya? Gece gece amma gerildik ha. Ben diyorum sana bu gece bitmez diye tertip. Hadi be. Neredesiniz? Bir bu eksikti. Bu doldu ya. Artık geriye bir basılmamız kaldı. Nereden çıktı bu baykuş be? Başkan, korucu gelmiştir. İşaret ver gelsin lan. Getir lan şunu. Tamam başkan. Hadi lan. Tamam. Buradadırlar. Ula bu gece şenlik iyi olacaktı. Ula asker hala anlamamıştır. Saftır la bunlar. Bu 3. olacaktır. Asker hep aynı davranıyor. Sakın görünmeyin. Bastığınız yere iyi bakın. Sonra da şifre olmayak. Askerliği çocuk oyuncağına çevirdiler be. Ulan sanki izin vermek zorundayım. Sen yat kalk, o doğacak çocuğuna dua et. Yoksa var ya, seni buraya gömerdim, anladın mı? Gömerdim. O zaman görürdün bak bana diklenmeyi. O zaman görürdün komutan neymiş. Emirler nasıl dinlenilmiş. Hele bir dönelim. Sorarım ben sana. Artık habercin filan değilsin. Askerlik nasılmış? Uç mevzide nöbet beklerken anlarsın. Haklısın tertip. Bundan sonra Tuna'nın işi zor. Bitmez askerliği. Teğmen ıstırap olur artık. Teğmen haklı ama. Dönünce göndereceğim diyor. Daha ne istiyorsun ki? Otur bekle bir gece daha. İşinin adı ne? Anlasana be oğlum. Tuna'nın derdi karısı doğum yaparken yanında olmak. Yetişemem diye korkuyor. Al o zaman. Artık hiç yetişemeyecek. Salak bu be. Kafası hiç çalışmıyor. Teğmen'e karşı mı gelinir be? Ulan bu da gelmedi gitti ha. Sıcak yataktan kolay kalkılmıyor tabii. Değil mi Tuna efendi? Niye gelmediler be? Ula yoksa vazgeçmişlerdir. Ben...
yoklarla. Yoksa yanlış mı geldim? Sizi beklerdim kurban. Gelmişim. He görmüşüm. Sen bize mi çalışsan yoksa askere mi çalışsan ha? Ula bütün dağ taşı inletmişsen. Beklemeyi bilmiyorsan. Sustu. Ne sustu? Her şey oğlum. Dinlesene. Teğmen oradan sustu. Sabahtan beri uğursuz uğursuz öten baykuş da sustu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ne var ki bunda? Git lan! Git buradan! Bu gece görmek istemiyorum seni. Defol git yanımdan. Al işte başladı yine. Mutlu oldun mu? Tertip. Bu gece bir şeyler olacak. Bak söylüyorum. Hem hala korucu da yok ortalıklarda. Şimdiye çoktan gelmeliydi. Bir şeyler dönüyor Abdullah. Abartma be. Sıradan her zamanki gibi gece işte. Asıl bunun işi zor. Bitmez artık bu gece. Lan adama bak ya. Resmen tavır yapıyor. Fazla yüz verdim tabii. Ulan durdurduğun yerde. Gideceksin dedik. Şu görev bitsin gideceksin işte. Yok ama. Beyefendi illa bugün gidecek. Göndermiyorum lan. Bugün de yarın da göndermiyorum. Söz verdim be. Yanında olacağım diye söz verdim. Ne olurdu sanki göndersen. Gönderseydin ölür müydün? Yetişemeyeceğim artık. Bekliyordun Allah'ım. Çok karanlıktır değil. Esker geldiğimizi anlamaz bile. Onlar beni bekliyor. Mahir Başkan uzaktadır değil. Bana bak la. Sen çok konuşsan. Tamam kurban susarık. Bu son şansındır Mahmut. Ya adam gibi yaşarsın ya da bu dağ başında hayvanlar gibi ölür gidersin. Bir mezarın bilem olmaz. Bu işin sonu yoktur la. Boştur. Hem askere yardım ederim. Belki serbest bile bırakırlar. Nerede kaldı la bunlar? Geliyorlar. Geç la şöyle. Nerede kaldınız la? Sabah gelseydiniz bari. Ben sizi bekledim. Mahir'e var. Tamam la kes zırlamayı. İşimize bakalım. Tamam. Sabah olmadan noktaya çekilmek gerek. Yoksa yanarız. Tamam. Oturun. Benim küçük bir işim vardır. Gidip geleyim. Tamam. Yetişemem artık. Affet beni Ayşe. Gönderseydin ölürdün sanki. Saat kaç tertip? Söylesene be saat kaç oldu? Şuna bak şuna. Yazık lan bu çocuğa. Yetişemem artık.
Söz verdim oysa. Tertip sıkma canını be. Gidersin. Ne yapacaksın? Askerlik işte. Karın anlayacaktır. Hadi üzülme. Bak çocuğun oluyor artık. Sevinmen lazım. Söz verdim abi. Geleceğim diye söz verdim. Yanında olacağım diye söz tamam. verdim. Ayıp oluyor. Ağlayıp durma lan. Toparlan artık. Kendine gel. Bak adamın gıcına gidip durma. Daha çok günüm var. Yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyor abi. Hep bir kabahat buluyor. Tamam Tertip, toparlan artık. Ben anlamam lan. Biz başlayınca sen de atacaksın. Eskerin arkasından sıkacaksın kurşunu. Kimse anlamaz. Gördüğünü indireceksin. Ya anlarlarsa? Yaşatmazlar beni. Uzatma lan. Gir bir yere at işte. Yoksa onlardan önce ben gebertirim tamam. seni. Üçe bölüneceğiz lan. Aynı anda benim ateşimle başlayacak her şey. Herkes benim emrimi bekleyecek. En fazla 10 dakikada, 10 dakikada bitecek her şey. Sonra geri çekileceğiz. Anlamışam başkan. Kaçmalıyım. İşe bak be. Gecenin bir yarısında çolukla çocukla bir dağ başında basılmayı bekliyoruz. Ulan adamlar taktılar burayı, anlasanıza. Geleni basıyorlar. Daha 3 gün önce bastılar burayı. Bir de bu salak herifle uğraşıyoruz. Denek, konuşan yaz. Aslanım, hiç gelme istersen ha. Nasılsa biz seni de köyünü de burada bekleriz. Sen sıcak evinden hiç çıkma. Seninki la. Geç kalmışım başkan. Tamam hazırlama. Gideceksin. Önce bir cevap ver şuna. Yalnız 5 dakikaya oradayım. Biraz işim çıkmıştır da. Hiç gelme aslanım, hiç gelme. Rahat ol sen. Ula komutan amma öfkelidir ha. Ne oldu oğlum, anlatsana. Oğlum konuşsana be, niye kızdı bu kadar? Yağız bağlıları, konuşan Yağız. Bu gece uyuyanı yakalarsam canına ot tıkarım bilesiniz. Adam gibi işinizi yapın. Doğum yapacak sabah. Söz verdim. Yanında olacağım diye söz verdim. Ona da söyledim. Tamam gönderirim dedi. Şimdi ise... Çocuğu olacakmış. Söz vermişmiş. Yetişmesi lazımmış. Ulan ben ne dedim? Bekle işte. Sabah olunca helikopterle çıkıp gideceksin. Rahat rahat gidersin oradan. Söz verdim be, söz verdim. Yanında olacağım diye söz verdim. Ne olurdu sanki göndersen. Al işte boş boş oturuyoruz. Helikopterle şehre gönderecekmiş. Sabaha yetişemem ki ben. Sanki şimdi git desem yapacağı bir halt var. Ulan gideceksin, sabaha kadar geri zekalı bir otelde salak salak bekleyeceksin. 2 saat sonra görse ölür sanki. Beyinsiz herif ya. Ya doğumda bir şey olursa? Ya bir daha göremezsem? Sakin ol Tertip. Sen de biraz geç olursun. Yapacak bir şey yok ki. Hem şimdi gitseydin otobüs falan da bulamazdın. Rezil olurdun orada burada. Giderdim Tertip. Ne yapar ne eder giderdim ben. Hadi lan. Git şimdi. Kalk. Unutma haberlerini bekleyin. Tamam başkan. Sonrası bizim işimiz. Ha. Bir de sen de arkalarından sıkacaksın. Unutma. Tamam. Tamam. Yürü git. Yürü hadi. Tertip. Bu korucu hala yok. Bu işte bir pislik var bence. Gitmem lazım. Bekliyordur şimdi. Bir şey yapmam lazım. Tertip bir şey yapmam lazım. Burada böyle sabah olmasını bekleyemem. Deliririm yoksa. Çocuğum oluyor be.
Burada böyle mi bekleyeceğim? Ben burada bu gerizekalı köyü bekliyorum. Bana ne be? Gitmem lazım benim abi, gitmem lazım. Tamam Betuna. Saçmalamayı kes artık. Gideceksin işte, sabırlı ol biraz. Baksana etrafına. Nereye gideceksin? Her yer dağ, taş, tepe. Git be. Serseriye bak. Akşamdan beri ağlıyor. İyi alt ettin değil mi? Etrafımızda kim varsa yerimizi ne güzel belli ettin. Salak herif. Ulan bu gece bir geçsin. Yarın ben kendi ellerimle bindireceğim seni helikoptere. Ama anlayan nerede? Nerede kaldı lan bu korucuda? Benek! Yatak çok mu sıcak? Çıkamadın mı bir türlü? Çok geç kaldım da. Geldim Yağız, aşağıdayım. Ula bunlar da salaktır ha. Anlamıyorlar ki. Ne kadar geç kalsam o kadar çok yaşayacaklar. Üç ayrı yerden basacağız la bunları. Neye uğradıklarını bilem, anlamayacaklar. Üç mevzi vardır. Aynı anda yükleneceğiz. Elimizde ne varsa 10 dakikada atacağız kafalarına. Sonra geri çekileceğiz. Kör kayalarda buluşur, noktaya geçeriz. Tamam başkan. Hah, geliyor işte. Kolay gelsin asker ağa. Komutan nerededir? Deli ediyor bu adam beni. Şeytan diyor, sık ümünü. Sakin ol tertip. Adamın bir şey yaptığı yok ki. İleride Bekir abi. Geç kaldın. He ya. Bebeler bırakmamıştır. Yalan söylüyor. Bal gibi yalan söylüyor. Bak tertip. Başımıza bir şey gelirse bu adam yüzündendir. Ama bir şey olursa ilk bunun kafasına sıkacağım. Sakın beni engelleme, kötü olur ha. Asım ya. Ayşem. Hakkını helal et. Olmadı işte. Gelemedim. Tamam tertip ya. Sakin ol sen de. Sen olabilir misin tertip? Karın doğum yapsa böyle sakin olabilir misin? Of ya. Tamam la, bu kadar beklediğimiz yeter. Artık gidiyor. Sakın ses çıkarmayın. Her şey 10 dakikada bitecek. Çekilme istikametimizi biliyseniz. Esker gece gece bizi takip edemez. Hem zaten takip edecek esker de kalmayacak. Benim ateşimi bekleyeceksiniz. Sonra da... Hadi. Hadi yürüyün la. Bu son şansımdır la. Yoksa geberip giderim buralarda. Saklanayım, teslim olayım. Bu ne böyle ya? Gel dediysek zamanında geleceksin kardeşim. Ne işime yarar bu artık? Al, ne yapıyorsan yap. Bebeler bırakmamıştır komutan. Hem daha sabaha çok vardır. Pili de doludur. Her yeri arar bu. Ne güzel sürpriz olacaktı çocuğa. Artık neye yarar ki? Ayşem, affet. Allah yardımcısı olsun, zor. Dilemiyorum Ayşem. Teğmen artık göndermez bunu. Korkma Mahmut. Esker bir şey etmez sana. Hem beri yaşamaktan daha iyidir.
En azından biraz geç kalacağını haber verir. Kolay değil tabii. Karısı. Zamanı gelmiştir la. Benim işim vardır biraz komutan. Hemen gelirim. Daha yeni geldin be adam. Aşağıda halletseydin işini. Anla işte komutan. İyi be iyi. Git hadi. Burada ölmeye niyetim yoktur la. Siz bekleyin hele. Heval. Benim tilki. Üç mevzidir. Toplam 13 asker vardır. Eski yerlerindedir. Tamam la, anlamış ha. Sen ne yapacağını biliyorsun. Bu iyi la. Eski yerlerindelermiş. Ne yapacağını biliyorsun. Hadi çıkın. Anladım. Hadi la. Başlayın. Hadi. Hadi Mahmut. Tam zamanıdır. Olamaz mı ya? Belki de bu köyün bu kadar baskın yemesinin sebebi aralarında bir hain olmasıdır. Olamaz mı? Yiğidi, niye köye saldırıyorlar o zaman? Sadece askerin olduğu mevzilere saldırıp giderlerdi. Geçen korucular da şehit oldu. Ben ne bileyim ya. Ama sadece bu Bekir midir nedir ona güvenmiyorum ben. İşe bak be. Nasıl inandırırım ki şimdi? Harita. Tamam ya. Salakça ya, olsun. Bahane bahanedir. Yaz bağları. Benim haberci hangi mevzideyse hemen gelsin. Haritaları getirsin salak herif. Tertip, haritaları istiyor komutan. Duydum be. Karısının sesini duyunca sakinleşir Leyla. Sakın ses çıkarmayın la. Dikkatli olun. Hadi acele edin, acele edin. Hadi Mahmut, başka şansın yoktur. Gelmemişlerdir la. Kıyamet kopar şimdi. Ula beni de vurmasınlar. Heval, kuzeydeki mevzinin arkasındayım. Benden haberleri yoktur. Siz başlayınca ben de buradan ateş edeceğim. Yağız balları. Aslanım, duymadınız galiba. Kimin yanındaysa haritaları getirsin. Yoksa askerliği bitmez. Aynen böyle söyleyin. Tertip hadi ya. Sinirlendirme şu adamı. Taktı mı takıyor. Daha çok günüm var hadi. Tamam gidiyoruz be. Haritalarmış. Sanki yolunu kaybetti. Ulan göndereceğim diye bir de söz vermişti. İşi zor bunun oğlum. Teğmen taktı buna. Yazık be. Perişan oldu çocuk. Hadi be oğlum, gel işte. Bak, sürprizim var sana. Ulan çok sevinecek be. En azından gidene kadar seslerini duyacak. Tamam mısınız la? Hazırız başkan. İyi. Başlarlar şimdi. Bitene kadar burada beklerim. Sonra giderler. Ben de... Biz de yerleşmişik başkan. Hazırız. 10 dakika sonra burada kimse kalmayacak la, ona göre. Eyla, her şey hazırdır. Haberleri bile yoktur. İş sendedir la.
Kafalarını kaldırırlarsa kafana sıkarım bilesin. 10 dakika la. Bu silah 10 dakika susmayacak. Tamam başkan. Bu nereye gidiyor la? Ula ya beni görürse. Gel bakalım Ezgi'ye. Ayşem, hakkınızı helal edin. Hazır mısın lan? Hazırım başkan. Sen de hazır mısın? Hazırım başkan. Beni dinleyin lan. Zamanı gelmiştir. Ateşe boğun askeri. Nefes aldırmayın. Dağ başlarına yıkın la. Ateş! Baskın! Baskın! Vurulacak lan bu. Tuna! Tuna! Tuna yat yere lan. Durma lan öyle salak salak ayakta yat. Tuna! Yat lan yere. Ya da geri dön lan. On dakika la. 10 dakika vereyim size. 10 dakikada düşecek bu mevziler. Durmayın, indirin şunları. Tertip! Yat yere lan! Salak açık mısın? Yatsana! Yat yere Tuna! Durma yat! Tuna! Geç kaldın Ezgi. Çok geç kaldın. Sen benimsin artık. Bir yere kaçamazsın. Tuna! Tertip! Tuna! Tertip! Vuruldu lan. Tuna vuruldu. Tuna! Tertip! Ayşem! Sakın kalkma! Tertip! Ne yapıyor la bu hasta? İyi misin oğlum? 9 canlıdır yoksa. Geç kaldım Ayşem. Bebeğim olacak. Tuna! Tertip! Tuna öldü. Daha demin burada zırlayıp duruyordu be. Aha da vuruldu be. Şehit oldu. Yağız. Konuşan Yağız 3. Haberci vuruldu. Tekrar ediyorum. Haberci vuruldu. Gitti be. Bebeği olacaktı be. Vurdular onu. Tertip dedim ben. Korucu vurdu onu. O yaptı. Evine gidemedi. Murat yapma. Bebeği Tertip oldu. Kendine gel. Sırası değil şimdi. Hadi toparlan be. Kendini kaybetme. Lan bebeği olacaktı be. Sabah çocuğunun eşinin yanına gidecekti. Şerefsizler. Gelin lan. Gelin. Tula. Haberci. Nasıl olur lan bu? Nasıl olur? Bebeği olacaktı. Karısı onu bekliyordu. Sabaha gönderecekti. Bebeği olacaktı onu. Ulan haberci. Ulan Tuna. Tuna! Neler oluyor lan? Basılıyoruz be. Uzmanım durma. Ne varsa. Ne varsa atın lan. Ateşe boğun her yeri. Tuna vuruldu lan. Tuna vuruldu. Ateşe boğun lan bu dağı. Her yeri ateşe boğun. Gebersinler lan. Yakın lan bu dağı, yakın. Ula ben ne yapıyorum? Salak gibi. Ya görürlerse? Ula direniler ha. Kuzey tarafındalar Yavuz. Çok kalabalıklar.
Hadi Tertip, giremeyecekler buraya. Sokmayacağız. Geberin lan! Geberin! Yetişemedim Ayşem. Söz verdim ama gelemeyeceğim. Olmadı Ayşem. Bebeğim olacaktı. Sabaha bebeğim olacaktı. Bebeğim. Bebeğimi göremeyeceğim. Ayşem, hakkını helal et. Az kaldı lan. Kurtulacağım. Hadi. Az kaldı. Kurtulacağım. Ne oluyor la? Ateş et lan. Ölmüş lan bu. Geç lan silahın başına. Durma, ateşe boğ her yeri. Zaho, Baran. Durmayın la. Gebertin hepsini. Ulan Esker. Ulan Esker. Ateş edinler la! Ne duruyorsunuz? Yakın lan şurayı! Gebertin şu askerleri! Tertip işimiz zor. Herif mermi kusuyor be. Kaldık burada çıkamayacağız. Konuşma sen de be! Durma, ateş et o zaman! Bunlar buraya girerse neler olur biliyor musun? Ne sen kalırsın ne de ben! Bana bak Tertip, bu biksiyi susturamazsak işimiz zor. Nefes aldırmıyor. Murat, ben çıkıyorum. Buradan ayrılmayın sakın. Nereye be? Saçmalama. Dur şurada. Başka şansımız yok Tertip. Niye görünmüyorlar ki? Hadi be, siz de girin artık mevzilere. Tuna haklı. Çıkamayacağız buradan. Fena sıkıyor herifler. Geberin lan! Musa! 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 Bu ikidir la. Sıra sende la asker. Bakalım ölürken ne yapacaksın? Salak mısın oğlum? Niye kalktın ayağa? Musa! Cevap ver lan, öldün mü? Musa! Görürsünüz lan siz. Geberteceğim sizi. Şerefsizler. Burası iyidir. Oradasın şerefsiz. Neler oluyor lan? Ula gebertin şunları! Başkan, biksici vurulmuştur. Bir haval ölmüştür. Başkan, biksici vuruldu. Başkan cevap ver, ne yapalım? Bu kadar yeter la. Geri çekil yok, ateş kes. Geri çekil yok. Hadi! Yürüyün, çabuk, çabuk! Geri çekil yok lan. Ateş kes. Hadi. İşim bitti la asker. Asker! Neredesin la?
Öldün mü yoksa? Beni mi arıyordun şerefsiz? Nereye gidiyorsun lan sen? Yaşısın ha. Ne işin var lan burada? Hiç. Sadece yardıma gelmişim. Hadi indir o silahı. Bak bitmiştir. Yalan söyleme lan. Ne işin var burada? Kim çağırdı lan seni? Onlardansın değil mi? Sattın değil mi lan bizi? Sen vurdun değil mi Musa'yı? Yok öyle şey asker ağa. Yardıma gelmişim ben. Silah seslerini duyunca koşmuşam hemen. Adam gibi konuş lan. Bak yoksa geberip gideceksin. Onlardasın değil mi? Sattın bizi değil mi? Şimdi de beni vurmaya geldin değil mi? Konuşsana lan. Kim vurdu lan bunları? Hı? Esker. Bak yanlış yapmışsın. İndir o silahı. Bak. Bak başım belaya girecek. Ben size yardıma gelmişim. Tabii ya. Ben de safım ya yedim. Kimi kandırıyorsun lan sen? Kimi? Ula asker. Canımı sıkmışsın benim ha. Ne yaptın sen tertip? Neden vurdun adamı? Konuşsana be, neden vurdun adamı? Murat, delirdin mi sen? Konuşsana be! Yeter be! Hain diyor, anlamıyor musun? Hain! Sattı bizi, şerefsiz! Hak ettiğini buldu. Musa? Musa şehit oldu. Bu it vurdu onu. Tuna! 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 Tertip! Ben dedim, buraya kadar dedim, gönder dedim. Bebeğim olacak. Ayşem beni bekliyor. Söz verdim. Geleceğim diye söz verdim. Tertip! Bebeğim... Bebeğim babasız mı kalacak şimdi? Yetim mi büyüyecek şimdi? Ama daha çok küçük o. Kime baba diyecek? Ayşe yalnız kalacak. Gidemedim. Yanında olurum dedim ama. Hadi Tuna. Konuşma böyle. İyisin sen. Nefes al. Bırakma kendini. Bebeğim. Bebeğini babasız koyma. Bebeğim. Göremeyeceğim onu. Söz vermiştim geleceğim diye. Yağız. Habercinin durumu kötü. Yağız! Haberci çok kötü. Tuna. Hadi be oğlum. Yarın gideceksin işte. Karına, bebeğine gideceksin. Aslanım. Tuna. Getiremedim komutanım. Son görevimi yerine getiremedim. Tamam aslanım, biliyorum. Komutanım. İyi değil bu. Hadi zorlama kendini. Bitti bak, kaçtılar. Kurtuldun. Neden komutanım? Neden göndermediniz? Ayşem beni bekliyor. Bitti artık. Göremeyeceğim artık. Beni bekler şimdi. Ayşem bebeğim olacaktı. Neden komutanım? Gideceksin aslanım. Helikopterler yolda. Alıp götürecekler seni. Hadi zorlama kendini. Yaşayacaksın sen. Söz vermiştim komutanım. Geleceğim diye söz vermiştim. Bekliyordur şimdi. Komutanım. Bebeğim olacaktı benim. Bak aslanım.
Karınla konuş diye bunu getirttim. Benim için mi komutanım? Tabii ya, elbet senin için getirdim. Karınla konuşabilmen için getirdim. Belki de çocuğun olmuştur ha? Olmuş mudur komutanım? Olmuştur ya. Hadi söyle numarayı. 0324 945 00 00. Çalıyor bak. Alo, buyurun. İyi akşamlar teyzeciğim. Ben Taner Erdoğdu. Tuna'nın komutanıyım. Eşi Ayşe orada mı? Tuna konuşmak istiyor. Burada evladım, bir saniye. Vereyim telefonu. Al bak. Tuna? Alo Tuna? Ayşem. Bebeğimiz seni bekleyemedi Tuna. Doğdu bebeğimiz. Erken geldi babası. Erkek. Tıpkı sana benziyor. İyi olmuş Ayşem. Ben yarın geliyorum. Kendinize iyi bakın, olur mu? Bebeğimin adı Tuna olsun. Şimdi kapatmam lazım Ayşem. Allah'a ısmarladık. Erkek olmuş komutanım. Tabii ya. Erkek adamın erkek oğlu olur. Hadi aslanım. Dayan sen de. Kurtulacaksın. Bebeğim oldu. Tuna. Tuna nefes al. Tuna. Dayan oğlum. Tuna. Dayan. Tuna, koyuverme kendini. Tuna. Bırakma kendini. Tuna, nefes al aslanım. Sırasıdır la. Hadi bırakma kendini. Hadi. Neyi bekliyoruz komutanım? Niye takip etmiyoruz? Niye peşlerinden gitmiyoruz? Komutanım, konuşsanıza ya. Bu kaçıncı böyle? Her seferinde böyle saldırıp kaçacaklar mı? Niye gitmiyoruz komutanım? Kes sesini be! Hadi aslanım. Az kaldı. Tuna, nefes al oğlum. Tuna! Neyi bekliyoruz be? Neyi? Neyi? Esker! Hadi oğlum. Teslim oluyorum. Bırakma kendini. Hı? Teslim. Nefes al. Onlar hadi, be. Hadi Tuna. Kurtulacaksın. Ateş etmeyin. Onlar gitmişlerdir. Ben teslim oluyorum. Hadi. Bırakma kendini. Geber lan şerefsiz. Geber. Geber. Ateş etmeyin. Sakin ol bir. Teslimim. Mertip sakin ol. Oradalar be. Katil orada. Orada. Geber lan. Dur be, dur. Sakin ol. Kalk ayağa. Yavaş yavaş yaklaş. Ellerin havada olsun. Teslim oluyorum. Onlar gitmiştir. Teslim oluyorum. Silahımı bırakıyorum. Ateş etmeyin. Onlar gitmişlerdir. Teslim oluyorum. Sonunda bunu da yaptın ha. Bir it, bir şerefsiz için bunu da yaptın ha. Sakin ol tertip. Adam teslim oluyor. Bana ne lan? Bana ne? Katil lan bunlar. Hepsi katil. Tuna'yı da, Musa'yı da onlar şehit etti. Birazdan helikopter burada olacak. Oluyorsa. Hastaneye gideceksin. Bebeğim oldu komutanım. Bebeğim oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bitti aslanım. Bebeğin oldu. O da senin gibi olacak. O da kahraman olacak. Bitti Tuna. Gittin. Gittin işte. Bıraktın gittin bizi. Teslim. Ateş etmeyin. Ulan şerefsiz! Murat! Teslim oluyorum. Allah! Yapma asker. Al! Şimdi mi lan? Teslim oldum. Tertip. Ha? Bak silahımı şimdi yaptım. Şimdi mi? Vurma. Şimdi mi aklın başına geldi? Silah elindeyken aklın neredeydi lan? Tertip. Ha? Tertip. Neredeydi? Sakin ol. Neredeydi? Sakin ol. Bırak. Bırak beni lan. Geberteceğim onu. Gebereceksin lan. Pişmanım ben. Musa'yı sen mi vurdun? Konuş. Teslim asker. Gebereceksin onu ben. Pişmanım.
pişmanım. Bak be. Yap yap sonra pişmanım be. Oh, şerefsiz. Pişmanım. Teslim oldum. Geç kaldın lan. Kesin be. Kesin be. Tuna şehit oldu. Musa şehit oldu. Yerlerini biliyor musun lan? Biliyorum komutan. İyi. Kaç asker ölmüştür la? Başkan panik yapmışlar. En az 7 asker ölüdür. Aferin la. Peki kaç kaybımız var? 1 başkan. O da benim biksicidir. 2 de bizden gitmiştir. 7'ye 3. İyidir. Şimdi belirlenen yere çekilik. Dinlenip yarın gece bölgeden çıkarız. Hadi. Emredersin. Tamamdır başkan. Hadi la. Korucu mu söyledi bunları? Duydun yani. Duydum komutan. Grubun lideriyle konuştu. Sonra sizin mevzilerin yerini söyledi. Şerefsiz. Dedim ama ben. O adamda bir hainlik var dedim. Asker! Kes sesini. Nerede olduklarını biliyorsun yani. Biliyorum komutan. Yarın saklanacaklar. Gece çıkacaklar. Bakalım çıkabilecekler mi? Söyletim hazırlansın. Şehitleri köye götüreceğiz. Sonra da peşlerinden gideceğiz. Emredersiniz komutanım. Bu kadar işte. Bakalım pis canlarını nasıl kurtaracaklar. Tamam la, burasıdır. Burada bekleyeceğiz. Gelin la. Geçin la şöyle. Tepeciler çıksın lan. Etrafta kuş uçmayacak ona göre. Tamam başkan. 3 kişi tepeci çıksın hemen. Tamam. Sabaha değişeceksiniz. Tamam Eval. Tamam Eval. Ona göre. İyi dinlenin la. Yarın akşama gidiyik. Esker deliye dönmüştür şimdi. Ama gece takibe çıkamazlar. Rahat olun. Tamam başkan. Geç. Nereden biliyoruz be? Belki de bizi pusuya çekiyordur. Baksana, kaç gündür canımız dediğimiz, yanımızda gezdirdiğimiz adam bizi arkadan vurdu. Bu mu satmayacak? Yanlış yapıyoruz arkadaş. Saçmalama tertip. Rahat ol Allah aşkına. Baksana. Öyle bir şey olsa anında öleceğini bilir. Bu adam doğru söylüyor bence. Göreceğiz bakalım. Doğru mu söylüyor yoksa bizi pusuya mı çekiyor, yakında anlarız. Demek burası he? Doğrudur komutanım. Aha şu kayaların arkasındadırlar. İnşallah doğru söylüyorsundur. Yoksa burada canını verecek ilk kişi sen olursun. Biliyorum komutanım. Ben pişman olmuşum. Dün gece askere hiç ateş etmedim. Tamam lan kes, anladık. Aynı şeyleri söyleyip durma. Şu gözcü mü tepeci mi neyse artık var mıdır? Bırakırlar mı arkadaşların? Doğrudur komutanım. Vardır. Başkan 3 tepeci çıkarır. Biri aha şurada. Biri onun çaprazında. Diğeri de tam karşısındadır. Her yere hakimdir. Kuş uçurtmazlar. Göreceğiz bakalım. Uçururlar mı, uçarlar mı? Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim.
Evet beyler. Üç tepeci varmış. Şurada, şurada ve şurada. Tek tek alacağız beyler. Bu kansızları uykularının en tatlı yerinde cehenneme göndereceğiz. Bunların teki bile sağ çıkmayacak. Biz de geldiğimiz gibi geri döneceğiz. Anladınız mı? Ses çıkarmadan, görünmeden. Becerebilirsiniz değil mi aslanım? Kalkın lan! Uyumayın! Yeter lan bu kadar uyudunuz! Kalk! Sallama lan! Kalk lan sen de! Kalk kalk! Kalk lan! Çık yukarıya! Ne olur ne olmaz yürü! Tamam Heval. Ula Behtin Han! Sen de la. Birlikte gidin. Akşama kadar oradasınız. Tamam Eval. Hele bir gelsinler. Gör bak kaç asker mermimle kayalıklardan yuvarlanıyor. Tamam hadi durma hadi. Evet. Üçe bölüneceğiz beyler. Murat. Sen iki kişiyle aşağıdan gideceksin. Emredersiniz komutanım. Abdullah. Sen iki kişiyle yukarıdan. Biz de geri kalanıyla diğer yöne gideceğiz. Unutmayın. Bunlar dün gece bizi basan grup. Bakalım baskı nasıl olurmuş gösterelim onlara. Dikkatli olun. Acele etmeyin. Bizi beklemezler şimdi. Aynı anda başlayacağız. Benim işaretimi bekleyeceksiniz. İşaret nedir komutanım? İşareti gördüğün zaman anlarsın aslanım. Gösterelim şu çakalları. Kalk bakalım sen de. Hadi hadi hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi. Hadi hadi hadi. Bugün gelecektir bilirsen değer. Sen işine bak. Geceye kadar durak yeter. Sonra gelseler de boştur. İsterse gelsinler la. Yürüyerek gelirler. Helikopterle geri dönerler. Hadi bakalım. Neredesiniz be? Oradasın işte. Ne lan bu? Of. Hadi hadi hadi! La Maho! Buyur başkanım. Saat kaçtır lan? 5 oldu başkanım. Tepecileri değiştirmişsen. Yok başkan, şimdi değiştireceğim. İyi hadi. Ben de geleyim şimdi. Tamam başkan.
Hadi bir acele edin. Görünmeyin sakın. Diğerleri ne yaptı ki acaba? Çabuk kurş üstüne. Hadi. Ne olur ne olmaz. Avcıyken av durumuna düşmeyelim. Kur lan! Geç şunun başına. Geç. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Demek benim askerlerimi basarsınız ha? Ulan. Ulan o çocuğun bebeği oldu be. Daha dün akşam bebeği oldu. İlk sen şerefsiz. Sonra da siz. Yağız bağlıları. Konuşan Yağız. Adamlarımızı bulduk. Çakallar şu an namlumuzun ucunda. Dün geceyi düşündüm. Bunlar iki arkadaşımızı şehit edenler. Şimdi onların intikamını alma vakti. İşaretimle acımayın. Ateşe boğun burayı. Nefes alana çakın vermeyin. Bugün akşam haberlerinde Tunceli'nin Cemişgezek bölgesinde teröristlerle çatışma çıktığı ve iki askerin şehit olduğu söylenecek. Çatışmada teröristlerin tamamının imha edildiği ve şehitlerin kanı kurumadan intikamlarının alındığı vurgulanacak. İki şehit yeter. Tuna ve Musa sizleri görüyor. Bu kansızlar girdikleri delikten kafalarını bile çıkaramadan son nefeslerini sizin mermilerinizle verecekler. Bunlar dün gece bize saldıran grup. Son adamına kadar istiyorum. Senin için Tuna. Ne oluyor lan? Neydi lan bu ses? Ne oluyor lan? Neler oluyor? Vay be. Demek işaret buymuş ha. Musa kanın yerde kalmayacak. Hadi be kara yılan. Asker gelmiştir la. Ateş edin lan. Gelin. Başladık işte. Askerdir bunlar. Buldular bizi. Öleceğiz biz. Kalk ateş et. Kim lan bu? Beyler anlamadınız galiba. Bugün iki şehitle bitecek. Onlar da şehit oldular. Siz hakkınızı yitirdiniz. Ateş ettirmeyeceksiniz onlara. Geberteceksiniz hepsini. Nereden çıktı lan bu? Ateş et lan! Durma! Tamam Eval. Ne işin var lan senin burada? Çık! Çık! Çık ateş et! Başkan asker gelmişti. Başkan! Asker gelmiş... Sanki görmedik salak.
Görünmüyor ki şerefsiz. Yağız Uç, aslanım bu sende. Bul bitir işini. Ateş ettirme ite. Kafasına sık olsun bitsin. Anlaşıldı Yağız. O çakalın sesi kesilecek. Görürsün şimdi. Ver şu silahı. Atat. Siz burada kalın. Tamam. Ben gidiyorum. Durma la, gördüğünü indir. Yoksa geberip gideceğiz burada. Benim burada ölmeye hiç niyetim yok Haval. Bırak TC askeri düşünsün. Görünmüyorlar la. Herhal şeytandır bunlar. Ama ben bulurum onları. Geberin lan! Geberin! Baskı nasıl olduğunuz göreceksiniz lan. Kanın yerde kalmayacak Musa. Yaziki! Aslanım! Niye durdun? Ne durması komutanım? Daha yeni başlıyorum. Nereye lan şerefsiz? Kaçacağını mı sanıyorsun ha? Mahvolmuşum lan ben. Çıkmam lazım lan benim. Kurtulmam lazım lan buradan. Burası iyi. İşte. Bittik bir Seval. Bunlar her yerdedir. Konuşma lan salak salak. Hadi kesme taşı. Neredesiniz lan siz de? Nereye lan şerefsiz? Yandım adam. Nasılsın aslanım, bir şeyin var mı? İyiyim ben komutanım. Tamam. Hadi kalk kalk. Yağız Uç. Aslanım ne cehennemdesin sen? Ulan adam mermi saldırıyor üstümüze. Bitir şunun işini! Ne bekliyorsun? Bitir şunun işini, bitir! Bu sonu nefes alıp verişin şerefsiz. Ula kimdir bunlar? Neredesin asker? Hadi göster bir yerini. Oradasın işte. Bitti işte. Biksici tamam Yağız. Başka kimse görünmüyor. Anlaşıldı aslanım. Eline sağlık. Geri dön artık. Bu kadar işte. Kanınız yerde kalmadı arkadaşlarım. ...500 metredesin la. Bir mermi de biter bu iş. Bakalım buradan çıkabilecek misin la? Yağız, akşam haberlerinde bizden bahsedecekler değil mi? İki şehit var diyecekler.
Buraya kadar asker. Abdullah! Yağız 3! Abdullah, koçum cevap ver! Abdullah, konuş benimle! Abdullah! Vuruldu. Geçti lan başına. Abdullah. Konuş benimle oğlum. Yavuz Üç. Konuş benimle. Beraber çıkacağız buradan. Sıra sendedir la. Gel bakalım asker. Şimdi de sen yiyeceksin mermiyi. Buraya kadar asker. Bittin sen. Abdullah ölme! Abdullah! Abdullah ölme! Üç olmayacak! Abdullah! Yavaşla asker. Acelen niyedir ha? Mermiden de hızlı değilsin ya. İşte şimdi bitti. Üç oldu komutanım. Abdullah! Abdullah! Olmadı değil mi komutanım? Başaramadım değil mi? Başardın aslanım. Bitirdin işlerini. Bak biz kazandık. Tuna'nın, Musa'nın kanını yerde bırakmadık. Hadi be aslanım, bir mermiyle yıkılacak adam mısın sen ha? Hadi daha yapılacak işlerimiz var bak. Daha haberleri izleyeceğiz seninle. Haberlerde... Komutanım haberlerde... Üç diyecekler. Olmadı. Üç. Hadi be oğlum. Lan ben demedim mi ha? İki şehit yeter demedim mi? Hadi Abdullah. İki şehit yeter oğlum. Nefes al aslanım hadi. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Bak, sevincimizi hüzne dönüştürme. Abdullah. Üç yapma. Abdullah. Abdullah. Olmadı tertip. Sen haklıydın Murat. Hadi be koçum. Yıkılmamalısın sen, sırası değil şimdi. Üç olmayacak Abdullah. Haberlerde... Çatışmada üç şehit diyecekler komutanım. Başaramadım. Hani üç şehit olmayacaktı? Değdi mi komutanım? Bir tanesi geberim ki sana yazar şimdi. Abdullah geri gelecek mi? Abdullah gittikten sonra ne yazar? Olmadı be aslan. Bu hiç olmadı. Atılgan'dı. Vatanına, milletine saygılı, sevgili. Büyüğünü, küçüğünü bilen insandı. Babası sabahtan erken kalardı. Ben kendini uykudan uyarırdım. Arkasını öfelerdim. Sırtını sıvazı yarak uyarırdı. Ben uykudan kalar, kor giderdi babasının yanına. Vapırt olarak çalıştı. Çalıştıktan sonra İstanbul'a gittik.
şehit olmazdan önce aradı, konuştuk kendinden. Oğlum Allah'a menet ol dedim, arkadaşlarına söyle dedim. Birbirinize iyi koruyun dedim. Tamam anne, bende bir şey yok, korkacak hiçbir şey yok, ben bir şey yok bende dedi. Ama dedi şeyden, görevden yeni döndük dedi. Onun için dedi öksürdüm dedi, korkma bende bir şey yok. Tamam oğlum dedim. Şehitlik haberi geldi mi dünyamız alt üst oldu yani. Ne iş kaldı, ne güç kaldı. Şehit oldu olana bizim gecemiz gece, gündüzümüz gündüz değil yani. Bir yerde bir olay olduğu zaman, bir şehit olduğu zaman sanki bizim evladımız yeniden yani şehit olmuş gibi oluyor. Güzel bir şey ama acısı da çok güzel. Yani o kadar acı ki ne? Allah vatana millete zeval vermez. Yeter ki bundan sonra Türkiye'de kötü emel besleyen insanlar yeşermesin yani. Bizi üzmesin yani. Herkes işinde gücünde olsun. Vatanına milletine bayrağına saygılı olsun. Ne yapalım? İşte. Bir şehit gelir, bir şey olur, bir genç ölür. Oraya ne gitmek isterim, ne gidip görmek isterim. Öyle acı ki ne yavrum yani, Allah kimsenin bes başına vermeyin. Verenlere de yardım etsin. Öyle bir acı ki ne. Yoksa gurur duyuyorum. İstanbul'da otururduk. Mesela orada bir sene bir sene toparlanıp buraya geldik. Burada işi gücü bıraktık. Yani zanaat manat kalmadı yani. Heves de kalmadı. Evveli yani çok büyük hevesim vardı yani. Kalmadı işte. O gün bugün hanım şeker hastalığına yakalandı. Ben tansiyon hastalığına yakalandım. Gözümüzde hiçbir şey kalmadı yani. Yani hayat devam ediyor işte, ne yapalım. Bizi yalnız işte yüzen vatanımıza, milletimize dil uzatanlar üzüyor bizi. Yoksa hiçbir şey gözümüzde yok yani. Cenab-ı Allah sevmiş almış. Sevmezse alır mı diyor. Sevdi aldı, kendi verdi, kendi aldı. Ona hiçbir şikayetimiz yok. Allah'ın yoluna hepimizin canı kurban. Buradan eve gideceğimizi, şuradan mutfağa gideceğimizi aklımızda değil. Çok güzel bir şey ama acısı çok zor. Şehit vatanın milletin namusunu kurtaran, dinine imanına sahip olan, bu ecdatlarımızın bize bıraktığı bu amanetin bir bekçisi olarak yani. Gözünü kırpmadan, hakkına razı olmayan, dinini imanını sözüm dışarı bilmeyen, bayrağını tanımayan, şehidini tanımayan insanların karşısında bir simge görüyoruz yani. Bir kalkan, bir kılıç, bir silah görüyoruz yani. İçimize 10 kat, 20 kat böyle bir cevher geldi yani bizim oğlumuz. Daha önce de inancım büyük benim yani, vatanıma, milletime yani. Sahip bir insanım yani. Zaten biz bu inançla yaşamasak Allah bize belki de bunu naim etmezdi yani. Bu mertebeye oğlumuzu eriştirmezdi yani. Biz bir şehit anası, şehit babası, şehit ailesi olarak gurur duyuyoruz yani. Gözünü kırpmadan şehit ol benim oğlum.